yaptığım hareketin çirkin olduğunu biliyorum. Sizden özür dilemek için birkaç defa geldim. Ama cesaret edemedim. Benim affetmem bir şey ifade etmez ki. Hayatta tek varlığım kızım. İşte geldim, gidiyorum. Neden hala çalışıyorum? Kızım için, onun mutluluğu için. O ne isterse onu yaparım. İsterse damadım sen olacaksın. Yok, başkasını isterse damadım o başkası olur. Sen bana geleceğine Nurten'e gitmiş olsaydın daha iyi ederdin. O affetsin, benim için mesele yok. Bunu düşünmedim değil, ama Nurten'i bulamadım. 15 gün geçti, nerelerdeydin? Daha önce gelmiş olsaydın, Nurten'in İstanbul'da olduğunu öğrenir, kendini affettirmenin yollarını araştırırdın. Gitsem affeder mi acaba? Ne bileyim ben yahu, bir telgraf. Yaya kaldın Feridun, Nurten evlenmiş bile. Babacığım, ben evlendim. Kocamı çok beğeneceksin. Geliyoruz, öpücükler, Nurten. Telgraf çektin demek, acele etmedin mi? Niye acele oluyormuş? Telgrafta evlendiğimizi yazmışsın, biz daha evlenmedik ki. Evleneceğiz ya, ha evlendik, ha evleneceğiz. İkisi de bir değil. Sana zahmet olacak, şunları alır mısın? Ne zahmeti? Valizleri taşıtayım, istediklerini alır gelirim. Hı hı. Nurten, çantanı unuttun! Kalsın, sen getirirsin! Gemimizin hareketine 10 dakika var. Ziyaretçilerin gemiyi terk etmeleri rica olur. Dikkat dikkat! Gemimizin kalkmasına 5 dakika var. Ziyaretçilerin gemiyi terk etmeleri rica olunur. Affedersiniz, Nurten Hanım siz misiniz? Hı hı. Bunu size bir bey gönderdi. Nurten, seni belki üzeceğim ama emin ol ki daha ileri gidemezdim. İçimde biraz dürüstlük kırıntıları kalmış ne de olsa. Senin gibi milyonlara konacak kızın daha dikkatli olması lazım. İlk gördüğüm bir erkeğe inanmamalıydım. Çantandaki 50.000 lirayı emeklerimin karşılığı olarak alıkoyuyorum. İnşallah mutlu olursun. Sedat.